Ve şimdi değerli bir konuğumuz var karşımızda. Aydınlık Gazetesi yazarı Sayın Ali Rıza Taşdelen bizlerle birlikte. Sayın Taşdelen, gün ortasına hoş geldiniz. Hoş bulduk Yeşimer İlmaz. Çok teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Şimdi öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet Belçika'ya gitti, Brüksel'delerdi ve mülteci zirvesine katıldı. Ardından da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le bir görüşme gerçekleştirdi. Sayın Taşdelen, öncelikle bu zirveyi değerlendirmenizi istiyorum. Neler söylersiniz? Şimdi evet, belirttiğiniz gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Brüksel'e günübirlik bir ziyarette bulundu ve gece yarısı da ülkemize tekrar geri döndü. Haberinizde belirttiğiniz gibi önce NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Biraz önce haberinizde belirttiniz. Onun ayrıntısına girmeyeceğim. Daha sonra NATO Genel Sekreteri ile görüştükten sonra zaten orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdiler. Evet. Şimdi bu görüşmede ana madde esas olarak mülteci sorunu olduğu basına yansımıştı. Ama tabii gündemin daha geniş bir gündeme sahip olduğu da belirtilmişti. Anlaşıldığı kadarıyla, basına yansıdığı kadarıyla mülteci krizine takıldı, kaldılar. Evet. Ve orada da bir anlaşma çıkmadığını gördük. Burada biliyorsunuz, hatırlayalım, 18 Mart 2006 tarihinde Avrupa Birliği ile imzalanan Suriyeli mültecilerin Türkiye'de tutulması anlaşması vardı. Şimdi bu anlaşma tabii sadece Suriyeli şeylerle ilgili değildi, mültecilerle ilgili değildi. AB'nin Türkiye'ye uyguladığı vizelerin kaldırılması, yeni fasılların açılması, gümrük birliğinin yenilenmesi ve mali yardım başta olmak üzere kapsamlı bir mutabakat yapılmıştı o zaman. Öyle de oldu dediğim gibi biraz önce. Bunlar konuşulmadı. Esas olarak da ne konuşuldu? Bu mülteci krizi konuşuldu. Hatta burada tabii anlaşamadılar. Basına yansıdığı kadarıyla söylüyoruz. Çünkü basına kapalı bir görüşme oldu bu. Burada İngiliz The Times gazetesinin o konuyu manşete çıkardığı bir haberi var. Bu haberde Erdoğan'ın Avrupa Birliği yetkilileri arasındaki görüşmede anlaşmanın sağlanamadığı, Erdoğan'ın da Yunanistan'a göçmen ve mülteci akışını durdurma konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadığını, söz vermediğini vurguluyor gazete. AB'den göçmenler için daha fazla maddi yardım isteyen Erdoğan görüşmeyi terk etti diye Evet. Yazıyor. Yani Evet. bence en önemli konu da bu sanırım. Evet. Hatırlayalım. 18 Mart 2016 mutabakatında Avrupa Birliği Suriyeli mülteciler için 3 artı 3 olmak üzere 6 milyar euroluk bir yardım önermişti. Ama şimdiye kadar bunun ancak 2,7 milyar eurosunun verildiğini görüyoruz. Yapılan üstelik, sözler, verilen sözler tutulmadı aslında. Tutulmadı. Ve üstelik bu rakam belirlendiğinde o zaman Suriyeli mülteci sayısı Türkiye'de 2 milyon civarındaydı. Hı hı. Bugün bu sayının 4 milyona ulaştığını görüyoruz. Diğer taraftan Avrupa Birliği'nin çifte standart bir çizgi izlediğini, 200'lü bir çizgi izlediğinde bir örnek tabii olarak şunu da belirtelim. Yunanistan örneğin kapısına dayanan 240 bin mülteci var ve hı hı. Avrupa Birliği Yunanistan'a 700 milyon vermeyi taahhüt etmiş. 350 milyonunu üstelik verdi. Evet. Yani bir de bu konsey başkanı, komisyon başkanları sınıra geliyorlar, Yunanistan'la dayanışmalarını ifade ediyorlar falan. Şimdi insan hakları şampiyonluğunu kimseye bırakmayan Avrupalıların kendilerinin neden olduğu, kan gölüne çevirdiği Suriye'den kaçan 4 milyon mültecinin Türkiye'ye sığınması 9 yıldır bu yükü tek başına çeken Türkiye'ye laf söylemeye hiç hakkı yok bunların. Üstelik mülteci olayını göçmen diye ele alarak Avrupalı başka bir ikiyüzlülük sergiliyor. Hı hı. Sığınmacılara ilişkin 1951
Cenevre Sözleşmesi ve AB mevzuatlarında göz ardı edilmektedir. Söz konusu başkaları olduğu zaman burada tabii hukuk, adalet, insan hakları işlemediğini görüyoruz. Diğer taraftan Avrupa basınının geniş yer verdiği Erdoğan mülteci sorununu siyasi malzeme yapıyor değerlendirmesi ve Avrupalı yetkililerin Erdoğan Avrupa'ya şantaj yapıyor açıklamaları, Avrupa'nın Suriye, İdlib ve mülteciler konusunda ne kadar çaresiz olduklarını da gösteriyor. AB ile ilişkilerde o eski günler artık geride kaldı. Bunu çok rahat söyleyebiliriz. O AB kapılarına bağlandığımız ve bize dayatılan bilmem işte neler neler artık bunlar geride kaldı. Türkiye kendi çıkarları doğrultusunda Avrasya'ya yönelmiş bir ülke olmanın güveniyle AB'ye tavır almakta ve AB liderlerinin karşısında dik durabilmektedir. Sayın Taşdelen, zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli olarak dile getiriyordu kapıları açacağını. Türkiye elinden geleni yapmadı mı mülteciler konusunda? İşte onu belirtiyorum. Yani bunlar kapıları kendileri kapattılar. Kendileri kapattılar. Hatta kendi işlerinde o kadar şiddetli çatışmalar yaşandı ki Almanya Merkel ilk dönemde 800 bin mülteciyi aldığında Merkel saldırıya uğramıştı. Yani büyük bir çelişki yaşamışlardı. Hatta bugün yine şunu görüyoruz. Avrupa'nın milliyetçi ve aşırı sağ partilerinin çok şiddetle bu mültecilerin Türkiye'nin kapılarını açmasına ve mültecilerin Avrupa'ya gelmesine karşı çıkıyorlar. Avrupa'nın bu konuda herhangi bir tedbir almadığını, Türkiye'ye boyun eğdiğini söylüyorlar. Bunların başında örneğin Fransa'da Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen olduğunu görüyoruz. Örneğin İtalya'da yine eski bir önceki Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Salvini'nin olduğunu görüyoruz. Öyle ki Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanmalıdır, Türkiye cezalandırılmalıdır açıklamalarının da yapıldığını görüyoruz. Olumsuz açıklamalar geliyor. Peki Avrupa'daki yaşayanlarla ilgili siz uzun sürede Fransa'da yaşadınız. Oradan bakış nasıl? Şimdi medya ve siyaset cephesinden aktardınız ama toplumun bakışı nasıl mültecilere? Tabii olumsuz. Yani şuradan biliyoruz. Bir kere Avrupa Birliği'nde ben mesela Fransa'da en çok nasıl Almanya'da Türkler çoğunluktaysa Fransa'da da Maghrib ülkeleri, Tunuslu, Cezayirli, Faslı ve Siyah Afrikalı göçmenler olduğunu biliyoruz ya, bunlara karşı yabancı düşmanlığının geçmiş yıllarda ne kadar zirve yaptığını da görüyoruz. Bugün bu mülteci meselesi işte bu şeyi uyandırıyor tekrar. Tekrar uyandırıyor ve millette de bir bu konuda bir tepki olduğunu görüyoruz. Tabii bu tepkiyi de en iyi toparlayan yine bu yabancı düşmanlığını temelinde politika yapan partiler oluyor maalesef. Evet, şimdi bir sıcak gelişme de var aslında. Bu notu da size ileteyim ben. Erdoğan 26 Mart'ta Avrupa Birliği liderleriyle yeniden bir zirve yapılacağı söylendi. Siz de zaten dediniz ki mülteciler zirvesinden olumlu bir sonuç çıkmadı. İstenilen görüşmelerin pek olumlu geçmediğini belirttiniz. İkinci bir gelişme de önümüzdeki salı günü Macron ve Merkel'le bir araya geleceği bildirildi. Neler söylersiniz? Yeni bir somut adım atılır mı acaba? Yani fazla bir somut adım atılacağını, fazla bir şey beklemiyorum ben bundan. Zaten dikkat ederseniz Moskova'da yapılan görüşmede, Erdoğan-Putin görüşmesinde bu görüşmeye Merkel, Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron müdahil olmak istedi. Onlar katılmak istediler. Bunu resmen açıkladılar ama bunun basından öğrendiğimiz kadarıyla Putin tarafından engellendiğini görüyoruz. Yani Astana süreci tekrar kendi önceki ayarlarına dönüyor. Yani işte bu bundan 4 yıl önce başlayan bu süreç biliyorsunuz Suriye'de çözümü getirmiş. Batı'yı tamamen dışında tutarak o Batı'nın Cenevre maskaralıkları, Cenevre'de yapılan Suriye toplantıları, bunların bir ikisine ben izleme olanağı bulmuştum o zaman. Bunlar
çözme değil, paylaşma, Esad iktidarını devirme hesabı içindeydiler. Halbuki Astana bir siyasi çözüm getirdi, bir yol açtı. Bir Türkiye'yi, İran'ı, Suriye'yi yan yana getirdi. İşte şimdi burada bu Batı bunun acısını çok çekti. Hatta Macron biz oyun dışı kaldık diye açıklamada bulundu Fransa Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla İdlib'le ilgili birkaç kelime söylememe müsaade edin. Lütfen. Burada İdlib'de Batılı liderler tam bir ikiyüzlülük yaptılar. Timsah gözyaşları döktüler. Tabii. Sözüm ona şehitlerimize üzüldüler. Sözüm ona işte başsağlığı dilediler. Kalktılar geldiler vesaire vesaire. Türkiye'nin yanındayız. Rusya'nın karşısındayız. Rusya saldırıları durdursun. Rusya Türkiye'ye saldırıyor falan gibi böyle kışkırtıcı tutumlar aldılar. Ama biz bunların aslında Avrupa'nın Türkiye ile bu son yıllardaki karşı karşıya geldiğimizi biliyoruz. Suriye'de karşı karşıyayız. Yani en son Barış Pınarı Hareketi'nde Avrupalılar, örneğin Fransa açıkça PKK ve YPG'yi savunmuştur. Doğu Akdeniz'de biz münhasır ekonomik bölge ilan ettiğimizde bunlar şaşkına dönmüş. Ondan sonra Macron bunu yasa dışı ilan etmiştir. Orada Amerika ile birlikte Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail ile birlikte cepheler oluşturmuş, tatbikatlar yapmışlardır. Yine Libya'da yine karşı karşıya gelmişiz. Libya'da da Rusya ve Türkiye işbirliği Avrupa'yı oyun dışı bırakmıştır. Bunu kendileri açıklamışlardır. O açıdan İdlib'de ellerini ovuşturarak bekledikleri ve pususuna yattıkları Türk-Rus çatışması gerçekleşmemişlerdir. Evet. Hayal kırıklığına uğramıştır. Ve Türkiye buradaki kendilerine kurulan bu Batı tuzağını Moskova'da Erdoğan Putin görüşmesiyle aşarak bu sürecin devam edeceği mesajını vermiştir. Bundan dolayı Macron'la Merkel'le bir araya gelse ne olur? İnanın fazla bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani olumlu bir gelişme çıkmaz diyorsunuz. Bence onlar sürece dahil olmak istiyorlar. Ama süreci Türkiye artık pazarlık gücü Türkiye'nin elinde, Türkiye Rus ittifakında, Rusya ittifakında bunlar beraber bu işi götürecekler, taviz vermeyeceklerdir. Ama eğer burada Atlantik'ten uzaklaşan bir eğilim, bir yaklaşım gösterirlerse buna tabii ki sevineceğiz. Berlin'de bir güvenlik konferansı yapmışlardı. Batısızlık başlığı adı altında zaten geçtiğimiz ay. Evet. Belki yani, bundan sonra. Evet yani orada da bir fiyaskoydu. Yani ne çıktı oradan? Oradan da bir şey çıkmadı. Şimdi Rusya ve Çin düşmanlığıyla bu işin nereye kadar götürecekler? Bunlar özellikle hadi Almanya'yı biraz ayrı tutalım. Almanya'yı biraz ayrı değerlendirelim ama Fransa'nın o canhıraş bir şekilde her zaman Amerika'nın sıkıştığı her yerde onun yedek lastiği konumuna düşmesi tabii ki burada Fransa açısından üzücü bir durum. Halbuki Fransa'da, Almanya'da Avrasya'nın parçası olmak durumundalar. İflas eden, yenilen bir güçle beraber olmanın kendilerine fayda getirmeyeceğini görmeleri gerekmektedir. Ve nitekim bunu görenler var Fransa'da. Evet. Bu uyarıları yapan aydınlar var, küçük gruplar var, küçük partiler var. Burada Macron'un izlediği Atlantikçi çizginin den vazgeçmesi gerekiyor, evet. Yeşim Hanım. Şimdi Ali Rıza Bey, Almanya'dan bir adım geldi. 100 küsür 150 sanırım, tam olarak rakamı bilmiyorum. Mülteci çocuğunu alacağını söyledi. Çocukları alacak aileleri ne olacak? Yani bu bir çözüm mü? Yani tabii bir şey gösterisi yapıyorlar. İyilik meleği gösterisi yapıyorlar. Anladığım kadarıyla 1000-1500 arasında annesini babasını kaybetmiş reşit olmayan, evet, kız çocuklarını almayı planlıyorlar. Bu, hı hı, bir iyi niyet gösterisi gibi algılamak lazım bunu. Ama yani 1500 nerede Allah aşkına? Hı hı. 1 milyon nerede? 2 milyon nerede? Yani, evet,
bu meseleyi çözmeyecektir. Sadece Almanya bir iyi niyet gösterisi yapmaktadır. Peki zaten yaşlı nüfusa sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Gençleri, çocukları Kendi alması çıkarları da. için. Tabii, kesinlikle aynı kanındayım Evet. sizinle. Şunu da sormak istiyorum. Şimdi Avrupa'nın ekonomisi ortada. Biraz baktığımızda koronavirüs de yine etkisini ekonomik boyutta da gösteriyor. Keza şimdi mülteciler. Avrupa'nın gücü var mı mültecileri kaldıracak? Yani şöyle, bir kere ekonomi büyük bir krizde gerçekten. Mülteci yükünü kaldıramayacağı gibi büyük bir böyle yüz binlerle ifade edilen mültecilerin Avrupa'ya akması Avrupa'da bir kere siyasi dengeleri alt üst edecektir. Yani burada zaten yükselişte olan milliyetçi ve aşırı sağ partilerin daha da büyüyeceğini göreceğiz. Bırakın, bence Avrupa Birliği ekonomik yükten ziyade siyasi dengelerin aşırı sağın ve Milliyetçi Parti'nin lehine bozulması Avrupalı liderleri daha da korkutmaktadır. O açıdan bugün Türkiye ile anlaşmak zorundalar. Türkiye ile anlaşacaklar. Bir çözüm bulacaklar. Burada önemli olan Cumhurbaşkanımızın dik durması ve buradaki çizgisini devam ettirmesi, Avrupalıya taviz vermemesi gerekir diye düşünüyorum. Son olarak hali hazırda Avrupa'daki mültecilerle ilgili bir rakam var mı elinizde? Evet, tam olarak bir rakam yok. Yani yanlış bilgi vermek istemem. Tam Peki, olarak bir rakam. eklemek istedikleriniz var mı? Şunu söyleyeyim. Bir kere Türkiye'nin o 27 Şubat akşamı yaşadığımız yani gidip gelen yüreğimize değil yani tenimizde hissettiğimiz şey haberlerin geldiği ve olayın büyüyeceği korkusunu yaşadığımız şeyi atlattık ve bugün hakikaten Türkiye'nin Sovyetler Birliği Rusya'da Moskova'da Putin'le görüşmesi ve bu işi çözmesi Türkiye'nin Asya'ya yöneldiğini, Avrasya'daki yerini alacağı konusunda böyle dönüşler, gerilemeler, şeyler de olsa devam edeceği mesajını vermiştir. Önümüz parlaktır. Türkiye bu yolda ilerleyecektir. Batı iflas etmiştir. Atlantik çökmektedir. Bunlar böyle slogan gibi geliyor ama bunlar gerçektir. Türkiye'de bu yükselen Asya çağında medeniyetinde, uygarlığında yerini alacaktır diye düşünüyorum. İyi misin? Peki. Sayın Taşdelen çok teşekkür ediyoruz gün ortasına katıldığınız için. Aydınlık Ben teşekkür Gazetesi. ederim. İyi Çok sağ olun yayınlar. efendim. Aydınlık Gazetesi yazarı Ali Rıza Taşdelen bizlerle birlikte olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini değerlendirdik ve mültecilerle ilgili atılması gereken adımları kendisiyle konuştuk sevgili izleyiciler.